Peki biraz da kemoterapiyi konuşalım. Kemoterapi aslında bu gibi hastalıklarda iyileştirici ilaç diye konuşuluyor. Bir de bunun mutlaka yan etkileri vardır. Onun yan Tabii. etkilerini konuşabilir miyiz biraz? Kemoterapi, aslında kemoterapi dediğimiz şey, ben hep annelere anlatırken babalara bir zehir diyorum. Zehir, çünkü bir şeyi öldürmesi gerekiyor. Kötü hücreyi öldürmesi Aslında gerekiyor. biz korkuyoruz kemoterapiden. Aynen. Siz ne Yani kadar çok mesela haşır neşir olsanız tabii da elimize tedavi ettiğiniz değdiği zaman için. mesela kemoterapi hemen elimizi defalarca yıkıyoruz, cildimizden emilmesin, bize bir zarar vermesin diye. Hemen yıkıyoruz. Yani yere döküldüğünde kemoterapi 3 gün o odaya girişi engelliyoruz normalde. O kadar çünkü zehirli şeyler. Fakat bu hastalıkların tedavisi de bunlar, mecburen bunları vermek zorundayız. İçerideki hücreyi. Evet, öldürmek için. Şimdi o kötü hücreyi öldürürken demin de dediğim gibi iyi hücreleri de öldürüyor. Saçı döküyor, kaşı döküyor öncelikle. En çok çoğalan hücreler olan saç kaş dökülmesi en sık gördüğümüz. Ağız yarası yapıp mukozit yapabiliyor. Kemiklerde, kaslarda erime yapabiliyor. Çocuklar bu sırada çok hareketli olmadıkları ve iyi beslenemedikleri için de kas ve kemik erimeleri görülüyor. Karaciğer, böbrek üzerine, kalp üzerine yan etkisi olan ilaçlarımız var. O yüzden biz bu organları sık sık yakından kontrol ediyoruz. Kalp fonksiyonlarını, karaciğer, böbrek fonksiyonlarını sık sık yakından kontrol ediyoruz, bir sıkıntı olmasın diye. Ve tedavi bittikten sonra bile geç dönem etkileri devam edebileceği için, mesela tedavi bitti, her şey yolunda, lösemi iyileşti. Ama biz mesela tedavi bittikten sonra diyoruz ki kalp doktoruna gideceksin. Geç de olsa bir bulgu çıkabilir. Ondan sonra kilo almayacaksın diyorum mesela. Çünkü senin kilo almaman lazım. Senin kalbin zaten yorgun. Kemoterapi almış bir kalp. Bir de üzerine obeziteyi eklersek 2 kere yorulacak. Göz doktoruna bazı ilaçlar işitme eksikliği yapabiliyor. İşitme doktoruna, KBB'ye gönderip, kulak burun boğaza gönderip işitme testleri yaptırıyoruz. Göz doktoru ve tabii ki kemoterapinin en önemli yan etkisi, özellikle büyümekte olan çocuklarda büyüme gelişme geriliği yapabiliyor uzun dönemde, boy kısalığı yapabiliyor. Dolayısıyla yine tedavi sırasında ve sonrasında endokrinoloji doktorlarına gitmelerini öneriyoruz, hormonlarına bakılması için. Eğer bir eksiklik varsa erken müdahale edilebilmesi için. Peki Müge Hocam, bu çocuk tedavisini oldu, iyileşti, bitti. Çok apayrı bir soru soracağım. İyileşti, bitti. İşte sizin az önceki gibi asker çağına gelmiş çocuk gibi. İşte bunun dişi versiyonunu düşünelim. İleride anne olabiliyor mu? Anne olabilme ihtimali var tabii ki, ama kemoterapinin kısırlık yapma, infertilite yapma riski de yüksek. Bu %30-35 civarında. Şimdi eğer özellikle ergenlik döneminde tanı almışsa ve kemoterapi almışsa, biz hem kadınlara, kız çocuklarına, hem de erkek çocuklarının ailelerine sperm ve yumurta dondurmayı öneriyoruz. Bunu önermek artık bizim için, kendimizi korumak için de. Birçok insan bunu bilmiyor. Aslında insanlar şöyle düşünüyor. İşte 30 yaşına geldiğinde hiç hastalığı yok. E işte ileride doğum yapacağım deyip yumurtalıklarını donduran birçok insan görüyoruz işte çevremizde de var. Ama bu şey çok önemli mesaj. Tabii. Mesela 17-16 yaşında Evet. ergenlik çağındayken yumurtalıklarını dondurma işlemini Evet. öneriyorsunuz. Evet, Gerçekten evet. çok önemli. İlk Yani defa biz duyuyorum. ailelere bilgi veriyoruz. Ailelerin tepkileri farklı oluyor. Bu kadar işin içinde onunla uğraşamam, çocuğum yaşasın diyen de var. Bunu söylediğiniz iyi oldu, bunu nasıl yapabilirim diyen de var. Yani o sırada çünkü aile bir şok yaşıyor. O sırada evlenecek de çocuğu olacak da onu düşünemiyor aile, ama Haklı olarak. biz yasal olarak bunu aileye bildirmek zorundayız. O yüzden dediğim gibi sperm dondurduğumuz, yumurta dondurduğumuz hastalarımız var. Ama çocuk eğer küçükse, daha ergenlik başlamamışsa, bu kısırlık oranı çok düşük oluyor. Anladım. Benim çocuğu olan hastalarım var. Ya Evet. mükemmel, ne güzel. Peki doğurdular. Doğurdular, evet. Bir Ya yani o erken sağlık evlenip doğurdular. problemleri Hayır, hiçbir oldu. problemleri yok. Ay ne güzel. Çok sağlıklı yaşatsın, büyüsün inşallah. Tedavide başarı oranını konuşalım biraz da. Tedavide, lösemide tedavi oranı %90-95'lere kadar vardı artık. Özellikle yaş küçükse, genetik faktörler çok fazla eşlik etmiyorsa, %90-95'lere kadar vardı. Bu genetik faktörlerin eşlik ettiği yüksek riskli vakalarda da %75-80'ler civarında. Kemik iliği nakliyle bu oranı gene %90'lara çekebiliyorsunuz. Kemoterapi ve kemik iliği naklindeki bu başarılarla, artışlarla başarı şansı günden güne artıyor. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalık. Peki hocam, kemik iliği naklini de konuşmak istiyorum. Nedir? Kemik iliği bizim kemiklerimizin içinde dolanan bir doku. Kanımızı üretiyor, kan hücrelerimizi üretiyor. Burayla ilgili bir sıkıntı olduğunda, lösemide olduğu gibi,
onu bizim yok edip yerine sağlam bir ilik koymamız gerekiyor ki sağlam hücreler üretsin. O yüzden önce hastanın hastalıklı olan kemik iliğini ağır bir kemoterapi ve radyoterapi ile yok ediyoruz. Arkasından vericinin sağlıklı bireyin kemik iliğini alıp çocuğa kateterinden takıp orada gidip kemiklerin içinde, iliğin içinde çoğalmasını bekliyoruz. Yani aslında bir çeşit organ nakli, doku nakli diyebiliriz. Hastaya ait olan iliği yok edip yerine, tamamen yok edip yerine vericiye ait olan iliği koyuyoruz. Anladım. Şimdi size bir sorumu soracağım ama bunun öncesinde organ nakliyle ilgili de bir önemli şey mesaj vermek istersiniz diye düşünüyorum. Çünkü evet, bizim ülkemizde organ nakliyle ilgili her ne kadar hassas bir durum olsa da maalesef ilgi biraz az gibi geliyor bana. Çünkü hastanelerde hakikaten donör bulmak için çok fazla sırada bekleyen insan var. En azından şimdi özellerde bilmiyorum ama devlet hastanelerinde ciddi manada sırada bekleyen insanlar var. Bununla ilgili bir belki bir mesaj vermek istersiniz. Kemik iliği naklinde de öyle. Kemik iliği naklinde de verici olmanın veren kişiye hiçbir zararı yok. 18-55 yaş üst arası olan, sağlık problemi olmayan herkes Kızılay'a gidip ben kemik iliği donörü olmak istiyorum diye kan verebilirler. Ve onları alıyor Kızılay, databazına yüklüyor. Ve ben işte hastam Ayşe'ye ilik arıyorum dediğimde karşılaştırıyor doku gruplarını ve oradan uyan kişinin iliğini alıp kullanabiliyoruz. O yüzden özellikle kemik iliği naklinde veren kişiye de hiçbir zararı olmadığı için çok önemli. Yani bir çocuğun, bir insanın hayatını kurtarmak çok basit bir şekilde çok önemli. Diğer organlarda da karaciğer ve böbrek naklinde de insanlar hani buna ihtiyaç duyuyorlar, zor durumdalarsa veren kişilerin de eğer bir sağlık problemi yoksa bunu vermelerini karşılıklı konuşup cerrahlarıyla ben öneriyorum. Bu çok çok önemli bir şey. Bir hayat kurtarmak. Bence de öyle. Şimdi şöyle yaşamın sonlanmasıyla birlikte mesela ben bir yere organ nakliyle ilgili başvuruda bulundum. Bunu çevremle paylaştığımda da saçmalama işte yok, tabii ki de hani ölürsen neden tek beden gitmek istemiyorsun gibi. Evet öyle bir var. Ama, dinimizde de var, inanışlarda da var ama yani bir hayat kurtarmak bence ben bunun daha büyük bir sevap olduğunu düşünüyorum. Aynen, kesinlikle. Düşünebiliyor musunuz? Yani göz olmayan birine göz. Evet. Evet. İşte ne bileyim. Böbrek, karaciğer. Çünkü bunlar tekrar canlandırılabilir organlar. Evet, sizin organınız başka bir insanda yaşıyor. Ne kadar güzel bir şey aslında. Yani hani bu işi biraz daha duygusal düşünüp, profesyonel İnsanlar değil de duygusal düşünüp. İnsanlar başlarına gelmeyince anlamıyorlar maalesef. Kesinlikle. Benim hastalarımda da görüyorum ben bunu. O güne kadar haberleri bile yok. Benim hastamın anneleri, babaları gidip donör oluyorlar mesela. Türk köke gidiyorlar, biz de olalım kemik iliği donörü diyorlar. Çünkü görüyorlar ki Almanya'dan bir adam, hiç tanımadıkları bir adam çocuklarının hayatını kurtarıyor. Ya da bir insan, adam yani herkes olabilir. Ya da benim Japonya'dan donör bulduğum hastam var. Amerika'dan donör bulduğum hastam var. O yüzden yani hiç tanımadığın bir insan senin çocuğun hayatını kurtarıyorsa sen de kurtarabilirsin diye bu şekilde biz Türk köke çok fazla anne baba gönderdik. Donör sayısını arttırdık. Çok güzel bir şey bence. Ben şeyde çok etkilenmişim. Hemen işte bağışçı oldum. Bu hatırlarsınız yüzü yanan bir çocuk vardı. Yüz nakli yaptılar Antalya'da. Evet. Adam yüzü olmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? İşte burun yapısı, göz yapısı hiçbir şey yoktu. Çünkü bayağı kötüydü. Sadece iki tane delik vardı burada bildiğim kadarıyla. İşte birinin yüzünün nakli yapıldı ona. Evet, dini açıdan bu çok tartışılabilecek bir konu ama şimdi dini açıdan gerçekten bakıyorsak eğer bu duruma, orada birinin gerçekten görseli değil de ne kadar çok onun yaşamını etkileyecek bir alanda ona iyilik yaptığını, büyük bir fedakarlık yaptığını gösteren bir durum bence. Çok önemli. Aynen. Kesinlikle ihtiyaç var ülkemizde de. Evet. Bence tüm dünyada var. Buna da ihtiyaç varsa bu saatten sonra götürüp ne yapacaksınız yani? Hani ben şuna inanırım. Toprak alıp zaten hepsini eritip çürütüyor. Aynen. Alıp götürdükten sonra hiçbir anlamı yok. En azından dünyada geride kalanlara can olacak. Can olacak, kan olacak. Çok güzel, çok keyifli, çok sevimli olmasa da ama sizin de çok keyifli bir program yaptık. Teşekkür yanlış anlamayın, sevimli kısmından konu sevimli değildi. Çocuklar olunca, aslında kanser olunca insan bir duygusal kötü oluyor. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Bilmediğimiz, ederim. Özellikle de şu
lösemi de insanların tekrar yaşamlarını tedaviden sonra, hı hı, tedavi oluyorken ki zamanda o beslenme şekli, hı, yaşam şekli, hı hı, inanılmaz bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dilerim izleyenlere de ön ayak olmuştur bu bilgiler. Umarım kimsenin hayatında kimseye yaşatmaz Rabbim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Yeni bir canlı yayında, Cuma günü yeni konuğumla yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.